Sevgili arkadaşlar, Çözüm Yayınları 3D Soru Bankası coğrafya kitabımızdan. Coğrafya konum yerel saatler 1. Oldu. Tek seferde. Hocam soru gerçekten uzun, bir oku şunu ya. Peki. İlk önce soru cümlesini okuyayım. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Coğrafya dersinde Aslı öğretmen, boylam herhangi bir yerin başlangıç meridyeni olan uzaklığının açı cinsinden değerine denir. Peki günlük yaşantımızda boylam derecesi bilinen bir merkez için neler söyleyebilirsiniz diye sınıftaki öğrencilere görüşlerini sordu. Şimdi bir dakika. Coğrafyada özellikle ÖSYM'nin tarzında bazen bu tür tanımlar yapılır. Hı hı. Ve öğrenci şurayı okurken zaten bir kere içinden abi bu ne ya filan der. Abi geçin siz bunu. Mealen şunu soruyor. Hangisi boylama etkilerinden biridir? Hı hı. Nokta. Yani cümleye o kadar da takılmanız gerekiyor. Kesinlikle. Ennemin bir tanımını yapıyor. Ekvator'a olan bir merkezin açı cinsinden... Ya ne yapayım yani öyleyse? Terbiyesiz. Hangisi ennemin etkisidir? Hangisi boylamın etkisidir? Boylamın etkilerini sormuş. Hangisi doğru söylemiş? Nokta. Hı-hı. Soruyu basite indirge, kolay çöz. Büşra demiş ki boylamlar ve yerel saat, boylamlar yerel saat hesaplarında kullanılır. Evet. Bu nedenle bu merkezin başlangıç meridyenleri arasındaki zaman farkına ulaşılabilir. Mantıklı. Bu kadar. Aferin Büşra. Büşra doğru. Arda başlangıç meridyenine göre konumunu veriyorsa başlangıç meridyenine olan kuş şu uzaklığına ulaşılır. Ulaşamazsın. Çünkü sadece ekvatorda... Sadece ekvatorda iki meridyen arası 111 kilometre. Enlemini vermedikçe nereden bileyim? Hem enlemini vereceksin hem de o enlemde iki boylam arasının kaç kilometre olduğunu söyleyeceksin. Barış, o zaman güneşin doğuş batış saatlerine de ulaşırız. Bu şekilde kaç saat gece ve gündüz yaşanır hesaplayabiliriz. Mantıklı. Hayır. Niye? Hocam, güneşin doğuş batış saatini verebilmeniz için oradaki gündüz uzunluğunu vermeniz gerekiyor. Ha, başlangıç meridyenini de bilmiyor muyuz o sırada? Hayır. Ha. Şimdi bak, burada diyor ki başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir, boylamı veriliyor. Anladım. Bu kadar. Tamam ben mı? Ben şöyle düşündüm. Sanki başlangıç meridyeninde güneşin doğuş ve batışı belirgin. Ona göre biz de bunu hesaplayabiliriz. Ama başlangıç meridyeni belirgin değil. Şimdi burada zaten diyor ki boylam derecesini biliyorsun diyor. Başka bir şey bilmiyorsun. Tamam. Yani Greenwich'te güneş kaçta doğar, kaçta batar demiyor. Hiçbir bilgiyi vermiyor. Bu nedenle burada soruya doğru cevap veren Büşra ablamız. Tebrikler Büşra. Sadece o bilgiyle bunlara ulaşamazsınız. Efendim, Dominik Cumhuriyeti'nin coğrafi koordinatları verilmiştir. Gel değerlendirelim. 17-20 kuzey. Nereden bildin Serkan hocam? Rakam yukarı gittikçe büyüyorsa kuzey yarımküre, aşağı gittikçe büyüyorsa güney yarımküre. 68-72 batı. Nereden biliyorsun? Sola gittikçe büyüyorsa batı, sağa gittikçe büyüyorsa doğu. Hangisi söylenemez diyor. Kuzey ile güney arasında 333 kilometrelik kuş uçuşu mesafe bulunur. Söylerken tehlikeli bir cümle kuracağım ama yine de öğrencinin aklında kalsın. Coğrafyada rakamdan yana çok büyük hata yapmazlar. 333 kilometre diyorsa siz yine hesaplayın ama genelde pek yanlış çıkmaz. Ama bunu coğrafyanın tarzı bu değil. Boylamlar arasında deseydi yanı vurduk. Tabii. Tamam. 20-17, 3 çarpı 111, 333 kilometre. Ülke yengeç yörengesinin güneyinde yer alır. Yengeç yörengesi nerede hocam? 23 derece 27 dakika kuzey. Hı hı. 23-27 kuzey. Yengeç yörengesi burada. Ülke 20 derece eneminde olduğu için yengeç yörengesinin güneyindedir. Doğru. Yerel saati başlangıç meridyenine göre geridedir. Çünkü başlangıç meridyeni bunun doğusunda yer alıyor. Batı yarımküre. Bu da doğru. Hı hı. Tropikal kuşakta yer alır. 0-23-27 kuzey. 0-23-27 güney. Hı hı. Yani ekvatorla dönenceler arası nedir hocam? Tropikal kuşak. Bu da doğru. Doğusuyla batısı arasında 444 kilometrelik mesafe olur. İşte bu yanlış. Niye? Çünkü merkez ekvator üzerinde bir yer değil. İki meridyen arası kaç kilometre bilmiyoruz. Verilen haritada yer alan merkezlerden batıya doğru 5 gözlemci 1000 kilometre yol gidiyor. Hı hı. Hangi merkezden hareket eden gözlemcinin ulaştığı yerde yerel saat daha ileridir? Ters bir soru. Yani yerel saat daha ileri. Ne kadar çok meridyen geçerse o kadar. Evet ama bak hocam, burada olay farklı. Hı. Olay niye farklı? Şöyle kullanalım. Hı hı. Şimdi dünyamızı şöyle çizelim. Hı hı. Bunun üzerine şöyle meridyenlerimizi bir oturtalım. Bak şimdi ne olacak Ural hocam. Bu soruların mantığı, kutba yaklaştıkça iki meridyen arası daralıyor. Hı hı. Dolayısıyla şuradan başlayıp bak şu mesafede şu kadar, görüyorum, elinden göremedim. Şu mesafede şu kadar gidiyorsun ama
burada başladığında aynı mesafeyi yol aldığında daha fazla meridyen geçiyorsun. Yani kutuplara yaklaştıkça abi, iki meridyen arası daraldığı için 1000 kilometre yol almış olsan ekvatordan daha fazla meridyen geçiyorsun. Bu soru da bize batıya doğru gel diyor. Hangisinin daha geriye gidiyorsun batıda. Dolayısıyla 1000 kilometre yol aldığında mesela ekvatorda 9 meridyen falan geçersin 111 kilometrenin hesapla. Ama kutba yakın gittiğinde daha fazla meridyen batıya belki gidiyorsun. Belki onlarca. 15-20 meridyen, 25 meridyen gidiyorsun. Tamam mı? Saatin ileri olması için az ilerlemen gerekiyor. Daha az ilerlemen gerekiyor batıya doğru. Daha az ilerlediği merkez 4 olduğu için sorunun cevabı benim aklıma direkt bu tarafa doğru gidiş geldi. Meridyen çok ilerlerse zaten çok sorunun ters tarafı o. Evet efendim. Diyor ki dünya haritasında T, X, Y, Z merkezlerinin coğrafi koordinatları verilmiştir. Bu yargılardan hangisine ulaşılabilir? X ve Z arasında 160 dakikalık zaman farkı bulunmaktadır. 160 bölü 4 demek ki 40 boylan fark olmalı. X'e bakıyoruz hocam 140 derece. 180 zaten 40 burada var. 40 burada var, 40 burada var. 120 boylan. 480 dakika zaman farkı var. 160 dakika değil. Öyleyse A yanlış. Yani burada bir olmamalı. Öyle değil mi hocam? T ve X doğu yarım kürede yer alır. T'ye bakıyorum. Sağa doğru rakam büyümüş. Doğu. Öyleyse şıkların içerisinde 2 olmalı. Y merkezinin yerel saati T merkezinden ileridir. Y'ye bakıyoruz hocam. Yerel saati. Ve T'ye bakıyoruz. Bir kere Y merkezi hocam. Batıda. Nerede? Batıda. T merkezi daha doğuda. Bu da yanlış. Cevap bu nedenle B şıkkı oluyor. Ne oldu be? 21 Mart günü bunu sana yaptıracağım. 21 Mart günü 44 doğum meridyeninde bulunan Hakkari'de güneş saat 05.56'da doğmuştur. 29 doğum meridyeninde bulunan Bursa'da güneş kaçta batar? Şimdi biz her zaman ne yapıyorduk hocam? Şöyle bir Greenwich'imizi çiziyorduk, tamam mı? Greenwich. 21 Mart günü vermesinin mantığı gece gündüz süresi eşit. 12 saat gece 12 saat gündüz. 44 doğum meridyeni 29 doğum meridyeni. Bir kere 44'ü şuraya yerleştirelim. 29'u da buraya yerleştirelim. 15 meridyen var orada. Tamam bak şimdi. 44 doğum meridyeninde bulunan Hakkari'de güneşin doğuşu 05.56. Doğuş 05.56. Benden bir yerin batışını soruyorsa direkt bunu batışı batışa çevireyim, kolay çözeyim. 12 saat ekle. 12 saat ekle. Batış 17.56. Doğru mudur? Doğru. Şimdi burada diyor ki 29 doğum meridyeninde bulunan Bursa'da güneş kaçta batar? Yani diyor ki geriye gel. Geriye geldikçe güneş daha geç doğar, daha geç batar hocam. Daha geç doğar, daha geç batar. Tamam mı? İkisi arasında 15 boylam fark var mı? Var. O da bir saat. 15 boylam çarpı 4 dakikadan 1 saat ediyor mu? Evet. Demek ki 1 saat daha geç batar. 18.56. 17.56 idi. 18.56 sorunun cevabı E şıkkı. Tosuncuk. Maşallah. Şimdilik parçaya göre hangilerine ulaşılabilir? Şenol 28 Ağustos'ta oynanacak olan Japonya-Türkiye arasındaki hazırlık maçını izlemek için Tokyo'ya gidiyor. Şenol'daki paraya bak. Sırf hazırlık maçını izlemeye gidiyor. Helal olsun Şenol. Gözümsün. Türkiye'den de canlı izlenen maç Japonya saatiyle 20'de başlıyor. Televizyondan yayınlanan maçı Rıdvan ve arkadaşları Türkiye saatiyle 14'te izlemeye başlamış. Bak sen. Hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. Türkiye ve Japonya ulusal saati arasında yaklaşık 6 saatlik zaman farkı vardır. Neden yaklaşık diye canlı yayında böyle süre aksar ya biraz onu. Hocam bak şimdi. Burada saat Türkiye'de 14, Japonya'da saat 20. 6 saatlik zaman farkı var orada. Ama şey olamaz mı mesela merak ediyorum. Japonya'da daha ileri mi? Türkiye'de 14 öğlen Japon mi? Japon saatiyle 20, Türkiye'de tabii 14. Hayır mesela öğlen. Japonya'da pazartesi 20 ama o sırada Türkiye'de salı 14. Ama burada söylemiyor. Tamam, burada onu söylemiyor. 6 saatlik zaman farkı evet. Japonya 9. saat diliminde yer alır. Hiç anlamam. He? Hiç anlamam ne demek o? Şimdi Türkiye ile arasında ne kadar zaman farkı var? 6 saat zaman farkı. Türkiye artı 2 artı 3 artı diyoruz ya. Artı 2 artı 3 Japonya'da 6 saat daha ileri olduğu artı için. Artı 8 artı 9. Artı 8 artı 9 bu da oldu. Japonya'da güneş Türkiye'ye göre daha erken batar. Japonya daha doğuda değil mi? Daha erken doğar daha erken batar bu da doğru.
Sorunun cevabı 3'ü birden doğru. Japanese. Coğrafya öğretmeni Selim Bey derste yerel saatimizi yere dikilen bir çubuğun en kısa gölgesine bakarak bulabiliriz. Hakikaten bunu yere dikersin. Hı hı. Çubuğun en kısa olduğu zamanı öğlen vakti alırsın yerel saate göre. Bununla ilgili hafta sonu gözlem yapın ve bulduklarınızı not edin dedi. Öğrenciler bir hafta sonra derste en kısa gölge boyun 11.40'da ölçtüklerini söyledi. Selim Bey sınıfa en kısa gölge 12'de ölçülür. Bununla ilgili ne düşünüyorsun diye sordu. Buna verilen cevaplardan hangisi doğrudur? Öğretmenim, kış mevsiminde gündüzler kısadır, bu yüzden hatalı ölçmüş olabiliriz. Doğru mudur? Bakıyorum buraya. Yok. Ne alakası var kış mevsimiyle? Öyle bir şey söylemedi değil mi? Öyle bir şey söylemedi. Öğretmenim, bu durum yerel saatle ortak saat farkından kaynaklanıyor. Evet. Ortak saate göre Adana'nın da, Erzurum'da, Sivas'ın da, Van'ın da, Muş'un da, İstanbul'un da saati hep aynı anda 12. Hı-hı. Ama yerel saate göre değil. Doğru. Tamam mı? Öyleyse Seda'nın verdiği cevap doğru. Yaşadığımız yer ile ortak saat kullandığımız merkez arasında 5 meridyenlik fark var. 20 dakikalık farkın nedeni bu, doğru. Ortak saat en kısa gölgeyi 12'de bulmuş, gösteriyor. Ama yerel saatte daha 20 dakika var. Hı hı. 20 bölü 5, 4, evet. 5 boylam. Mürsel de doğru söylemiş. Bulunduğumuz enlem derecesinden dolayı güneş ışınının geliş açısı değiştir. Ne alakası var? Gün içindeki en kısa gölgeyi arıyorsun. Hı hı. Seda ile Mürsel doğru cevap vermiştir. Sonra cevabı C. Kendini tebrik ediyorum.